Herkese iyi akşamlar. Sevgili dostlar, Ramazan-ı Şerif bitti. Bayram da bitti. Merhaba dedik. Gönüllere Kur'an'la dua ile seslendik. Tabii 11 ayın sultanı Ramazan ayı. Biz Ramazan'ı sultan gibi ağırladık fakat geride kalan aylar da Ramazan'ın dışında olması hasebiyle bu mübarek aylar değil, bunlar başka aylar deyip boş geçmeyelim. Bu ayda Şevval ayı. Şevval ayında 6 gün orucu ihmal etmeyiniz. Allah'ın her günü, her ayı, her senesi, her zaman dilimi mübarektir, bereketlidir. Ne kadar çok gönülden kalkıp, gönülden yaşayıp, gönülden hareket edersek o kadar bereketli olur. Her ayı mübarek bilen bereketi içinde yaşar. Zira Dinun nasiha, Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam din nasihattir buyuruyor. Biz din nasihattir dediğinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam konuşmaktır, paylaşmaktır, değerlendirmektir. Sevgili Ömer Faruk yayına katılmak istiyor. Hürmet ediyorum Ömer Faruk. Sen daha yaş olarak çok küçüksün. Büyüklerin gelecek. Çok kıymetli Ebru Hanım. Sizi bekliyoruz. Ebru Hanım şöyle bir davetiye gönderirse ben de onu kabul edeceğim. Oradan değil buradan mesaj bekliyorum sizden Ebru Hanım. Sevgili Ebru Nurluoğlu ile huzurunuzda olacağız. Zira ilminin zekatını bu gece kendisinden alacağız. Bir saniye bakalım. Erdemli olmayı konuşacağız. Geldin de neredesin Ebru Hanım? Geldiysen benim seni almam lazım. Almam için de burada görmem lazım seni. Nasıl geldiniz? Bakalım şuradan. Tamam. Peki. Ebru Hanım'ı aldık. İyi akşamlar. Selam. Selamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim. Bayramınız İyi nasıl geçti efendim? Benim için bayram da güzeldi, Ramazan da güzeldi. Bu Ramazan kendime dair çok farkındalık geliştirdiğim, çok yol aldığım bir Ramazan oldu. Bu Ramazan'ı diyebilirim ki ömrüm boyunca unutmayacağım. Peki bunları mutlaka aralarda bize serpiştirin. Soru gibi sormayalım. Zira sormak maharettir ama bazı bilgi insanlar soru sormadan sorulmuş gibi yaparak cevap verirler zataniniz gibi. La taksus hocam. La taksus. Siz benden daha iyi bilirsiniz. Efendim şimdi la taksus da biz şimdi tabii kıssanın en güzelini Hazreti Yusuf'tan dinledik de bu hikayeyi bilmezsek hayatımızdaki kıssaları nasıl la taksus yapacağız? Bazılarını kıssatın hasatın yapacağız. Özel bir hikaye olarak tabii ki akşamın bu saatinde yemeğini, film keyfini, muhabbet keyfini bırakarak zatenizin talebesi olmak üzere, zatenizi de matlup kılmak üzere, telefonlarını, şarjlarını, gönüllerini zateniz için hazırlayan bu güzide topluma herhalde bu akşamı özel ikramlar olacaktır. Amin. Peki, ne güzel. Amin demek kabul ettim, imal ettim. Bu iş olacak demektir. Biz de kabulü kabul ettik. Sevgili dostlar, bu akşam erdemi konuşacağız. Bakalım biz erdem miyiz? Erdemli miyiz? Erdemsiz miyiz? Bereketli miyiz? Bereketsiz miyiz? Erdem'le ilgili detay bütün konuşmaları soracağım aralarda sizin adınıza da. Tabii siz de sorular sorabilirsiniz. Yakaladıklarımızı üstadımıza arz edeceğiz. Tüm dostlara selam olsun. Doktor Ebru Nurluoğlu yine haftanın en önemli gününde, tam orta gününde, bereketli gününde sizlerle beraber. Üstadım, ilk sorumuz yine epistemolojik olarak başlamış olalım. Erdem nedir? Felsefi boyutunu bir tarafa bırakıyorum. Çünkü bugüne kadar ilk çağlardan itibaren çok fazla felsefeci irdelemiş. Hala da irdeliyorlar. Bana göre daha iyiyi arama ve daha edepli, hayalı olma arayışının tümüne erdemlilik diyebiliriz. Aslında bu bir ruhsal yetkinlik. Kendi kendimize olan yetkinlik. Ve hep tekrarlıyor olacağım. Benim ne haddime ki size bütün bu erdemler bütünü, İyilik, doğruluk, yardımseverlik,
İşte barışseverlik, iyi yüreklilik, ölçüllük falan gibi. Hani asla bugün erdemleri konuşacağız da aman efendim böyle olun falan diye terecilere tere satmaya hiç niyetim yok. O konuda haddimi biliyorum. Burada Estağfurullah. ben de hayatın içinde öğrenen birisi olarak deneyimlerimi paylaşmak üzere sizinleyim. Ve erdem bu yönüyle benim için şöyle bir alan. Dıştan bir baskı olmadan kendi öz irademizle bu olumlu kavramları yerine getirebiliyorsak bunun adına erdem diyoruz. Bir otokontrolümüz varsa erdem diyoruz. Yani anamız kızacak, babamız kızacak, kocamız kızacak diye yalan söylememek değil. Kendimiz için olabilmesi, kendi sağduyumuzda bunu yapabilmek. Hatta kaybedeceğimizi bile bile düşündüğümüzü zaman zaman söylemek, kaybedeceğimizi bile bile gerekeni yapmak. Bunun istisnaları var. Ben iş dünyasına danışmanlık verdiğim için her zaman bunu söylüyorum. Erdem iş dünyasında farklı bir şey. Örneğin Faruk Bey'i gördüm şimdi Hünkar Etiler'den. Onun mesleğinin tamamı erdem üzerine kurulu. Kaliteli malzeme, temiz, insanların sağlığıyla ilgili bir şey yapıyor. İnanmıyorum, kusura bakmasın, ben yemedim onun ürünlerini. Onun için bu hususta kendi sadakatimi ve erdemli olup olmadığını kanaatini taşımayacağım. Beyefendiye selamlar. O zaman o vazife bize, çünkü aynı zamanda da çok sevindim. Kendileri yoksul insanlar için de bizim aracılığımızla bir takım destekler yapıyorlar ve vakfımız için de. Şimdi tabii bu onların restoran alanında, üstatlar bu onların alanı. Peki diğer tarafa gelelim. Daveti aldık hocam, götürüyorum sizi o zaman ilk açıldığında. Efendim biz bereket parasını da takdim ederiz. Bedava yolcu kompartımanından gidelim diye söylemedim. Tatmadığım için ben de buradan iltifat dolu sözcükleri sarf edemedim. O anlamda söyledim. Biz gideriz, İstanbul'da. duamızı da yaparız inşallah. Ama Tamam. yemediğim şeyi ne yapayım efendim? Selamlar olsun. Harika bir restoran Hünkar Etiler. Peki bir şey Şimdi söyleyeceğim. Araya girmek istiyorum. Şimdi bu Denemeyi Deniyorum adlı kitabınızda bu erdemli olmak, erdemli yaşamakla ilgili konuyu güzelce özetlemişsiniz. Peki buradaki bu konunun sizin hayatınızdaki önemine, tüm insanlık alemindeki önemine, erdemli yaşamak. Yani biz bunu özetle herkesin anlayacağı dilden hayatımızda nasıl erdemli olarak yaşayabiliriz? Bunun maddelerini sizle paylaşmanızı istirham edecektim. Özdemir Asaf'ı severseniz eğer, onun bir şiirinden bölüm var. Diyor ki, dün sabaha karşı kendimle konuştum. Ben hep kendime çıkan bir yokuştum. Yokuşun başında bir düşman vardı. Onu vurmaya gittim, kendimle vuruştum. Ne güzel. Muhteşem özetlemiş. Kendine yenik düşenlerden olmamamızı diliyorum. Erdemler söz konusu olduğunda ben her gün kendimle savaşıyorum. Kendime rağmen denemeyi deniyorum. Ve hiçbir zaman erdemliyim, harikayım falan diye bir iddiam yok. Tek iddiam erdemli olmayı denemeyi deniyorum. Bu çok kıymetli bir şey. İnsanlık adına böyle düşünüyorum. Lakin ben bu hayatta erdem adına olmam gereken ne öğrendiysem hep o yokuşa çıkmaya tam kaçan insanların kendi ayaklarına dolanan hırsları ve o hırslarla bana verdikleri zarardan dolayı ben böyle yapmayayım diye diye onlarda yaşadığım hayal kırıklığıyla bu erdem denen kavrama daha çok sarılmaya gayret ettim. Denemeyi denemek burada önemli olan. Yoksa tekrar ediyorum, öyle olun, böyle olun diye hiçbir zaman ahkam kesemeyiz. Yani Diğer taraf. herkesin özür diliyorum. Herkesin bir kusuru var. Herkes kendi kusuruyla buluşup onu tamir etmekte mükellef. Başkalarının kusurlarını eski tabirle tadat etmek, yani tek tek onun şuyu var, bunun buyu var, onun bilmem nesi var. Başkasının dertlerini tek tek sıkıntılarını ifade bozukluklarını, küfürbaz oluşlarını, dedikodu yapışlarını, o öyle, bu böyle, şu böyle derken, başkalarının kusurlarını sayarken kendi kusurunu göremiyorsun. İşte o yukarı çıktığında üstad o kadar büyük bir şey söylemiş ki, o saya saya gittiği, kendine dert ettiği, yolun sonundaki o nefret ettiği, kızdığı ya da düşman olarak gördüğü kişiyle karşılaştığında kendisi olduğunu görmüş. Bunların hepsini kendisi yarattığını, oradaki düşmanı da kendisini var ettiğini, öldürmesi gereken kişinin onu değil,
kendi içinde görmediği düşmanı, kendini bitiren düşmanı, o kötü bakan, yanlış konuşan, yanlış konuştukça daha büyük yanlışları götüren kişiyi öldürmeye gitmiş. Yani muhteşem bir özet ya, hayatın özeti. Yani bir tüm psikolojiyi, tüm sosyolojiyi, tüm biyolojiyi alt üst eden ya da tamamını toplayıp özetini ortaya koyan muhteşem bir bakış olmuş. Tebrikler valla. Bir katılımcımız cahillikten bahsetmiş. Daha önceki bir programda konuşmuştuk, ifade etmiştim. Cahillik, cehalet, siz en doğrusunu biliyorsunuz Osmanlıca'da, duygularını yönetemeyen insan demek. Zaten erdemli insan içinde denilen o ki aklınla da davranmayı bil. Bunun bir dengesini bulabil. Oraya da geleceğim. Şimdi insan olmamızın bir gayesi var. Bu hayatta bir anlamımız var hepimizin, bir rolümüz var. Kusurlarımızla da güzeliz ama kusurları gidermekte de mükellefiz. Doğru mu üstadım? Yüzde Hangimizin kusuru yüz, yok? yüzde yüz, hatta başkalarının kusurlarını da örtmek ya da onları desteklemekle de mükellefiz. Belki bunun için geldik. O zaman tamamlanıyoruz kıymetli hocam. Başkasının kusurunu örtmeye çalıştıkça Allah Teala buyuruyor ki hadis-i şerifte peygamberimiz arz ediyor bizlere. Kim bir müminin sıkıntısını giderirse Allah onun bütün sıkıntılarını giderir. Kim bir kardeşinin aybını örterse Allah da onun aybını örter. وَمَنْ اَفْشَاءَ فَكَأَنَّمَا اَحْشَى النَّاسِ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ اَمَامَ النَّاسِ İnsanların önünde kıyamet gününde Allah onun bütün ayıplarını ortaya serer. Şimdi böyle ayıpları söyleyen ve magazin işi yapan arkadaşlara çok üzülüyorum. İşlerini yapıyor. Başkalarının hayatlarındaki ince detayları paylaşıyorlar. Ekmekleri böyle kazanıyorlar. Çok üzülüyorum. Bakıldığında çok meraklı milletiz. Meraklı insanlar. Türkiye'de değil, dünyada magazin çok tutuluyor. Fakat bu magazin servisini yaptığında affedersin deyince kurtaramıyorsun. Adam bitmiş oluyor, kadın bitmiş oluyor. Bu bağlamda örten, gizleyen, kapatan ve tamamlayan insanların önü çok daha başka açılıyor. Bence erdemli olmanın önü buradan açılıyor. Küçücük kusurları görmezden gelmek değil, o kusurları kapatabilmek maharet. Bu da erdemli olmanın birinci öncüsü diye düşünüyorum acizane. Hocam birileri beni sormuş. Ben kendime dair çok kısa bir şey vereyim. Hangi Lütfen. cesaretle karşınızdayım? Neden erdemlerden bahsediyorum diye. Estağfurullah efendim, buyursunlar. Çok uzun yıllardır mutluluk konusunda ve erdemler konusunda araştırmalar yapıyorum. Hem dünyayı dolaşıyorum, hem Türkiye'yi dolaşıyorum. Ve bu noktada erdemler üzerine ve mutluluk üzerine yazdığım kitaplar var. Aynı zamanda da bu alanda eğitimler ve seminerler veriyorum. Deneyimlerimi yansıtıyorum. İlişki koçluğu da yapıyorum. Önceden siz bu çalışmalarınızı çok özür dilerim paylaşacağım, ifşa edeceğim şimdi sizi, kusura bakmayın. Bu çalışmalarınızı daha çok hususi veriyordunuz. Nasıl? Üniversitenin haricindekileri kastediyorum. İnsanlar sizi kapış kapış götürüyordu. Bize bir şey kalmıyordu. Şu mübarek korona günlerinde, mübarek Ramazan günlerinde sizi rica ettik. Kırmadınız bizi. Besmele çektik ve herkes çok memnun olduğu için şu anda canlı yayında epeyce bir takipçimiz var. Herkese selam olsun. Doktor Ebru Nurluoğlu artık online eğitimler veriyor. Biz de istifade ediyoruz. Bu online eğitim normalde eskiden hususi olarak düşünülüyordu. Fakat Harvard, Oxford gibi üniversiteler bile dünyaya eğitimlerini açınca sizin gibi zateniniz gibi vermeyi seven fakat mecra hususunda seçici davranan insanlar yeni medya sistemlerini kullanarak artık herkese eğitim vermeye başladınız. Biz dahi istifade ediyoruz. Güzel akşamlar, sohbet akşamları yetmiyordu. Çünkü bu ilmin akış şekli halka oluşunca olur. Sohbet meclisi başka, ilim meclisi başka, zikir meclisi başka. Sizin şu anki ilim ve zikir meclisinizden biz dahi istifade ediyoruz. Mutluluğun 24 formülü Doktor Ebru Nurluoğlu Evet online Selim. hizmetleriniz başladı. Hayırlı olsun. Çarşamba, her çarşamba saat 14 ve 15.30 arası başvurmak isteyenlere telefon numarasını şimdi yazacağım ama anons edeyim. 532-733-44-77. Akşam Çok sınıfı da açtık hocam. hayırlı olsun. Saat kaçta? Katılımcılarla konuşuyoruz. 9-9.30 gibi başlatmayı düşünüyoruz. Çünkü bu mutluluğun 24 formülünü ben uzun süre dünyada dolaşarak buldum ve araştırmalarımı yaptım. Mutluluğun 24 formülünü anlatacağım.
Hem vakit hem nakit harcadınız bunları yakalayabilmek için. Biz de bedava Evet. yakalayacağız sizi. Hadi Sağ ol. hayırlı olsun. Ben Teşekkür telefonumu ederim. paylaşıyorum arkadaşlar. Ben bir şey Sizi daha lütfen ekleyebilir Erdem. miyim? Buyurun buyurun, ne demek? Deminkine hocam. Şimdi o yaşam amacından alacağım izin verirsen tekrar. Bunlar memnuniyetle. Tamam. Şimdi birincisi vecd kelimesini umarım herkes biliyordur. Vecde gelmek denilir. Sizden daha iyi de bilemeyiz tabii. Hani Estağfurullah. kendinden geçecek, kendini unutacak derecede bir ilahi bir aşk demek vecd. VECD. Şimdi benim Erdem konusundaki formülümü paylaşıyorum sizinle. Buyurun. Vecdin baş harfleri dostlar. Dört tane kardeş var. Gerçekten erdemli yol alabilmemiz için. Çünkü erdemi bilmek yeterli değil ki. Erdemi biliyor muyuz? Uyguluyor muyuz? Ya da erdemin kendisi miyiz? Olabiliyor muyuz? Vecdin birinci kardeşi vicdan. Vicdanımızı hayata geçirebilirsek söz konusu olabilir. Vicdan nedir biliyor musunuz? Buzdolabından oğlunuzun sevme ihtimali ya da kızınızın sevme ihtimali olan son ıspanak kalmışsa eğer, ona el uzatmadan ya ben bunu çocuğa götürebileyim gibi basit bir şeyden hiç kimse görmemesine rağmen bir başkası gördüğü zaman utanma ihtimaliniz olan hareketi yapmamak. Gece uyuyabilmek bir vicdan. İkincisi erdem. Üçüncüsü vecdin üçüncü harfi cesaret. Cesaret olmazsa erdemleri öyle elimizi kolumuzu sallayarak her zaman yapabilmemiz mümkün değil. Biz bir erdem yüzünden sevgilimizi, bir erdem yüzünden en iyi arkadaşımızı terk edebiliriz. Çünkü o bizim değerlerimizle uyuşmadığı müddetçe bizi kirletmeye devam edecektir. Bu cesaret ister. Ya da toplumun içinde bazı dönemlerde istediğimiz bir şeyi söyleyemeyebiliriz. Ya da insanlar bizim hakkımızda yanlış kanılara kapılmışken bizim sırrımızı vermemek adına, bir başkasının sırrını vermemek adına ya bilsinler beni öyle bilsinler Selman hocam. Doğrusunu ben biliyorum. İşte Esra'yı Ahmet'i koruyorum ya demek var. Cesaret ister. Vecdin Devlet dördüncü... adına çalışırken, Buyurun. devlet adına çalışırken vatandaş bildiğinde devlete ve millete hayatı küsecekken devletin sırrını içinde saklamaktır. Bunun için MİT görevlisi olmanıza gerek yok. Devletin aziz bir milleti, onun da kıymetli bir neferi iken sizde kalması gereken bilgiyi ulu orta söylememektir. Tehdit etseler de söylememektir. Sana konuşursan yukarıda terfi vereceğiz deseler de susmandır. Devam edelim. Sen bunu Açılır. kendi hayatında deneyimledin hocam gani gani. O yüzden söylediğin her şeyin arkasında bu bilinirlik var. Dilerim biz konuşurken de herkes kendinden bir şey bulur. Çünkü Mutlaka. ilham alsınlar diye buradayız. Vecdin dördüncü kelimesi de doğruluk, dürüstlük adına ne derseniz belki de dirayet, dayanabilme gücü. Çünkü sadece cesaret gerekmiyor. Esaret Yeterli değil. Piraye çok güzel oturdu. Tabii. Dirayet yani onu sürdürebilmek. Bu şeyle bu minvalde lütfen bakınız. Vecd ile yani vicdan, erdem, cesaret ve dirayeti kullanarak hayatınızda neleri ilerletebiliyorsunuz? Neler geride kalabiliyor? Ve neler için ne pahasına neler ziyan olmuş bugüne kadar yaptıklarınızdan? Erdem tek başına anlamlı değil. Erdem'i bilmek de tek başına anlamlı değil. Erdem'i sahip olabiliyor olmak, uygulayabiliyor olmak, Erdem'in kendisi olmak. Bir Amerikan atasözü var. Derler ki Amerikalılar, iyi yapılmış, iyi söylenmişten yeğdir. Ben de katılıyorum. Muhteşem. Zaten bu dinle alakalı, maneviyatla alakalı, yaşamla alakalı bütün nasihatler boştur. Bana nasihat çekme hocam, üstadım, kardeşim. Yap, ben de yapabileyim. Göster bana, konuşma. Konuşmayı yaptıktan, gösterdikten sonra yap. Bu böyle böyle yapılır, buyursunlar de. Yapmıyorsun, söylüyorsun. Ben söylediğinde nasıl yapayım ki? Ancak bir yere kadar seni taklit edebilirim. Onun için
yapılmış olan, söylenmiş olandan çok daha etkilidir. Çok doğru bir ifadeymiş. Amerikalıları tebrik ediyoruz. Demin sanki denemeyi deniyorum sorduğun zaman hayatımdaki yerini de sordun. Ona da bir cevap verebilir miyim hocam? Buyursunlar, söz sizin. Şimdi önemli olan öyle erdemli gözükmek değil. Gerçekten erdemli davranabiliyor muyum bile? Bu benim açımdan da kolay bir şey değil. Bu kadar üzerine kafa yorduğum zaman bu oyun haline getirdim ben bunu. Şöyle bir şey söyleyeyim. Bugün kendimi şunu yaparken yakaladım. Bir tane uzun bir masam var. Ahşap. Benim için değerli çünkü gerçek ağaç. Büyük. Bende de var Ben hocam ama atma bana. ya, bir yere getireceğim hocam. Buyursun da. Ve bunun bir anlamı var. Yani çok uzun müddet çok daha küçük ölçekli bir küçücük bir masam vardı. Sonra çok isteyerek uzun bir masaya sahip oldum. Şimdi böyle ben çok su içiyorum. Ağır sürahilerim var. Geçen gün böyle baktım. Masa büyük olmasına rağmen o ağır sürahileri inanır mısın? Masada bırakamadım ağır diye. Ya sonuçta eşya dersin değil mi? Allah'ın masası dersin. İçimden ne geçti biliyor musun? Ey sevgili masa dedim. Ben sana şöyle 2 litre, 3 litre suyu bırakmaya kıyamıyorum. Oysa çok seviyor bildiğim insanlar binlerce ya da 3 insanlık kiloluk yüklerini, 3 insanlık yüklerini benim sırtıma bindirmeye çalışırken hiçbir şey söylemiyorlar. Hayat böyle bir şey. Umarım ben hiç kimseye böyle yük bindirmiyorumdur diye düşündüm. Ya da hayatımdaki yeri bir başka şeyle örnek vereyim. Bugün ve birkaç gündür çok uykusuzum. Sebebi de şu. Bu kuyularımız için dostlarımızla beraber yapıyoruz biliyorsunuz. Bir de sizin vasıtanızla ve çok sevgili dostlarımla tanıştığım birkaç kişi var. Bunlardan bir tanesi de bir hanımefendi bana çok cüzi bir miktar yani Ebru'cum 20 lirayı kullanır mısın diye vermiş. Bu bana Aa. emanet. Ne Yani güzel. 20 lira olduğu için al teyzeciğim sen lütfen kendin gönder de Afrika'ya diyemiyorum. Çünkü şeffaflık olsun diye her türlü bilgiyi veriyorum ben. Hocam o 20 lirayı nasıl formüle ederim diye büyük samimiyetimle söylüyorum. 8 saat boyunca hangi sana göstereceğim görürsün. Hangi ismi nereye koyayım? Acaba o hanım için de küçük bir taş olsun da o taşın üzerine onun ismini yazalım. Kuyunun kenarına mı koysunlar diye. Kendimden geçerek düşündüm. Neden? Çünkü onun da hakkını teslim etmek istedim. Bu benim içimden geldi. Bakın ben bunu iyi bir şey olduğu için söylemiyorum. Sadece bir erdemi odağımıza aldığımız zaman ki benim o andaki erdemim adaletli olmak ve o hayrı emaneti yerine getirmekti. Bizi nerelere kadar götürebiliyor? Ya da çok sabırlı olduğumu söylerler. Hayatımdaki yerine eğer erdemsizlik çok tekrar ediyorsa ben bunun uğruna sevgilimi de bırakırım, kocamı da bırakırım, arkadaşımı da bırakırım. Çok tekrar edersin. Bir Ben dakika. hayatımda bunun örneklerini gördüm. Bir dakika Ebru. Biliyorsunuz ben yıllardır imamlık yapıyorum. İmamlık yaptığım için iyi bir arabulucuyum. Onun için düşenleri, kırılanları, dökülenleri tamir ettim. Hakim, savcı ve avukat olsaydım şu anda size evet bu hususlarda çok ciddi canı yananlar var. Bunların hakkını korumak adına ayrıntıları doğanmaları lazım diye sizi teyit edebilirdim. Fakat insanoğlu öncelikle neden bu insanlar gelip beni buldu, bana ne gösteriyorlar bunlar diye sorması lazım. Bazı insanların vazifesi bizi kızdırmak ve olduğumuz yerden uzaklaşmamızı sağlamak. Neden biliyor musun? Çünkü artık orada durmamamız gerekiyor. Artık bir üst seviyeye geçmek gerekiyor. Geçenlerde söylemiştim, belki yeniden söyleyeceğim. Kim tekrar ilkokulda okumak ister bu seviyeye geldikten sonra? Çok seviyorduk ilkokulu, öğretmenimizi. Kim ortaokulda okumak ister? Kim lisede okumak ister? Kim? Efendim eskiden hayat çok güzeldi. Nesi güzeldi? Çocuk olduğumuz için her şey güzeldi. Zorluğunu babamız annemiz çekiyordu. Biz çocuk Doğru. olduğumuz için bize güzeldi. Şimdiyle o günü kıyasladığımızda şimdi neredeyse bir herkesin arabası var. Metrosu var. Kullanacağı çok şey var. Telefon var. Görüntülü telefon var. Dünyanın bir ucunda görüşme var. Var da var. İnternet üzerinden vizini alıyorsun ya. Sen hiç kuyrukta bekleyip vize aldın mı?
İngiltere'de Almanya vizesi için gece saat 2'de sıraya girip vize aldım ben. İngiltere'de Almanya vizesi için. Ne zaman? 18 sene önce. Artık bunlar kalktı. Bunlar kalktı ama bize bu kötülüğü adı başlık altında söylüyorum. Kötülüğü yapmış olanların tamamı bize iyilik yapmışlardır diğer taraftan baktığımızda. Yüzde Bu yüz. alanda bu vecd muhteşem bir kelime olmuş. Allah'a çok yüksek bir bakışla bakmak. Yani bunu İstiklal Marşı'nda Mehmet Akif Ersoy çok güzel kullanmış. Vecd ile bin secde eder varsa taşım, o zaman arşa değer belki başım. Muhteşem bir bağlantı yapmış. Siz de bunu Evet. kopyalarken çok özel dört harflik bir kelime seçmişsiniz. Ama Evet. o işte cesaret ve dirayet herkeste var. Fakat aman o kırılmasın, bu kırılmasın. Sen kendini kırıyorsun kardeşim. Bak 4 yaşındayım, Nur Osmaniye Kur'an kursuna abimle beraber Kur'an dersi almaya gidiyorum. Meraktan yani beni göndermiyorlardı, ben abim gidiyor diye ben de peşinden gidiyorum. 4 yaşındayım ya. Yani kayıt dışı yani öğrenci değilim aslında ama hoca kovamıyor da kapıdan. Hoca herkese sırayla uzaktan ders okutuyor. Bana gelince abim böyle diyor, sen sus sen okuma diyor. Hoca okusun diyor, okumayacak hocam diyor. Ya arkadaşım benim yerime niye müdahale ediyorsun ya? Bir gün öyle oldu, ikinci gün öyle oldu. Okuyacağım ben hocam dedim. 4 yaşındayım. 5 değilim nereden biliyorum? Okula başlamamıştım daha çünkü. 5 yaşında ilk okula başladım. İlk duamı okudum. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik ve tebarek ismik ve teala cedduk ve celle celaluk ve la ilahe gayruk. Eğer o gün abimi dinleyip yapma dediğinde dursaydım, ondan sonra hep dediğinde duracaktım. Abim durmadı. Namazda babam okuyordu. Babamın arkasından yine okuyordu. Namazda o da böyle yapıyordu. Namazda okunmaz. Namazda kendi konuşuyor. Namazda okunmaz diye bana. O zaman da dinlemedik. Bu demek oluyor ki bizi durdurmaya çalışan, bizi susturmaya çalışan insanlar bizim içimizdeki gerçek benliğimizi, çocukluğumuzu, korumamız gereken çocuğu, kendi öz benliğimizi tahrip etmeye çalışıyor. Buna dirayet gösteren, cesaretten sonra o dirayeti gösteren kişilik kendisine zarar vermesini engelliyor. İnsanın en büyük zafiyeti de sizin alanınız çok daha iyi biliyorsunuz. Kendi kendine başkası kırılmasın diye yaptığı zulümdür. O sene çıkmıyor, seneye çıkmıyor. Bir sonraki sene bir patlıyor, evlilikte kalmıyor, çocuklarda kalmıyor. Anne nereye gittin diye soruyorlar yıllar sonra. Kafayı yedim diyor. Kayınvaliden bir taraftan, kayınpederim bir taraftan, kocam bir taraftan, baldız bir taraftan, o bir taraftan. Vallahi yeşilecek halim kalmış çocuklar. Öldürecektim kendimi. Kendimi dışarı attım. Size kötülük yapmazlar diye. 10 yıl, 15 yıl sonra travmaların toparlanması sürüyor. İnsan Ve bunu kendini yapmamalı. tabii ve anne doğruyu söylüyor yani hani elinde değil. Ben demin Emel'i gördüm hocam. İcraata geçemiyoruz diye bir şey yazmış. Onunla ilgili bir hikaye anlatayım. Hala yayındaysa Emel. Bu senenin başında Emel arkadaşım bana bir heykel hediye etmiş küçük. Küçük derken hani yani şöyle bir şey. Ve heykel benden etkilenmiş ve adalet heykeli. Bilinen kadın elinde terazi, hassas terazi. Ben burnu alınca o tabii benim çok ruhumu okşadı. Onu ayrı bir yere koyuyorum sağ olsun. Ben de bu işlerle çalıştığım için tam da şu anda senin söylediğin şeyi çağrıştı bende. Dedim ki Emel sağ olsun. Benim insanlara adaletli davrandığımı düşünmüş, her yere yetişmeye çalıştığımı düşünmüş de hey Ebru Nurdoğlu, hey sen kendine adil misin dedim. İsteyenler Instagram'ımın böyle aşağılarına doğru bakabilirler. Emel sayesinde bu benim her zaman düşündüğüm bir şeydi. Bunu gerçekten icraata daha da sıkı geçirmeye karar verdim. Ve o heykeli bir sembol haline alıp kendime Instagram'da da yazdım. Ben bu sene 2020'de kendime daha adil olmayı seçiyorum diye. Ve Emel yaktın beni. Bu bayram, bu sene Oo, Celil Hanım Ocak'tan beri merhabalar. olanlar oldu. Hayatımı dağıttım. Daha da güzel olsun inşallah. Ah, teşekkür ederim. Tabii çok sevgili dostlar, biz Kenya'ya gittik. Çok kıymetli dostlarımıza Merve Hanım,
Ceyda Hanım. Celileciğim burada. Ne güzel dostluklarımız oldu. İnsan yolda birbirini tanıyor fakat yolda gittik geldik bu kadar kilometre dünyanın ortasında belki daha aşağılarına da indik yani ortası da değil. Tekrar geri döndük. Sohbette gittik. Muhabbette döndük. Allah böyle hayırlı ve içi hayır dolu yolculuklar yapmayı nasip etsin. Tabii bir defa Emel gibi, Celile gibi, Merve gibi, Mutlu gibi, Cenk gibi arkadaşlarınız varsa bir defa gönlünüzde cebiniz de açık olacak. Hocam derdi ki aklın kaçık, cebin açık, elin saçık olacak derdi. Öyle olacak. Kaçık derken yani böyle değil. Açık olacak, kaçık olacak. Her şeyi görecek, yakalayacak. Böyle arkadaşsanız sizi böyle hiç durdurmazlar. Hem zihniniz çalışır, hem eliniz çalışır, hem hayrınız çalışır. Allah var etsin. İnsanın arkadaşı cennete götürecek. Hatta cenneti dünyada yaşatacak insanlar olmalı. Ben hasreten teşekkür ediyorum Ebru. Dostlarını bizlerle paylaştığın için. Hocam, Teşekkür ediyoruz. teyzem burada Berna. Anneannemi hatırladım. Gani gani rahmet eylesin. Bize verdiği büyük bir miras vardı. Zaten Erdem'i çocuklara bağlamak istiyordum. Erdem bizim çocuklara vermemiz gereken bir zorunluluğumuz, hayata geliş amacımız. Bu yeğenimiz olur, komşunun çocuğu olur, kendi çocuğumuz olur. Bizim komşumuz, patronumuz, kocamız, karımız öğrendiğinde utanılacak bir şey yapmamaktır Erdem. Ben kendi ailemde şanslıyım, bununla büyüdüm ve bana modellediler. Teyzem şahittir, bütün ailemizde ben bir kere bile dedikodu yapıldığını görmedim. Bir kere bile anneannemin, annemin durup da ya o Esma kimle çıkıyordu Ebru falan demediler bile. Şimdi bunu bir kenara bırakıyorum. Güzellikle anmış olayım. Diğer tarafta Celile'yi hatırlayınca da şunu görüyorum. Ayşe de aynı şekilde öyle Ankara'dan. Erdemli insan kendini yenileyebilen insan hocam. Çok güzel. Yani Bu... erdemli insan nasıl olur diye soracaktım. Başladınız şimdi. Kendini yenileyecek. Bir kendini yenileyebilir. Nasıl yenileyebilir? Hatasından dönmek ayrı bir şey. Celile gibi aynı Platon, Descartes, Spinoza, Kant, bu insanların hepsi, bu düşünürlerin hepsinin dediği şey ne? Ancak bilgi sahibi olursan erdem sahibi olursun. Celile'ye hayranım. Pek çok konuda özel dersler alıyor, kendini yetiştiriyor. Zaten çok iyi bir seviyede olmasına rağmen üzerine bir sürü şey ekliyor. Ya ben İşte. Ceylan'ıma hayranım. Siz görmediniz. Evet. Afrika'da otobüsün en arkasına geldi. Evet. Selman hocam dedi. Ya dedi otobüsün önüne geçip dua edeceksin ya da ben buraya geldim yanına kadar bana dua edeceksin. Hangisini istersen dedi. Yani ben böyle icbari dua ettiren insanı çok görmüyorum. O an ferasetini gördüm. Yani bir anı yakalama ve ondan istifade etme. Selam olsun. Albert Einstein çok güzel bir ifadesi var. Onu yaratan aynı bilinçten hareketle problem çözülemez, halledilemez. Dünyaya yeni bir gözle bakmak lazım diyor. Aynı gözle bakınca değişik bir şey göremiyorsun. Aynı yere gittin mi aynı şeyi görüyorsun. Farklı yerlere, farklı bakışlara, farklı fikirlerle, farklı frekanslarla baktığınızda aradığınızı buluyorsunuz ya da bulmanız gereken şeyi yakalıyorsunuz. Ama bu da çok zor bir yolculuk Ebru Hanım. Herkes her gün aynı yoldan gidiyor. Aynı yoldan. Vallahi bak çıkıyor 7'de. Akşam 6.30'da aynı yolda. Ya bir bu var bir arka taraftan gel. Çocukken ilkokula giderken Sultanahmet'te. Hiç unutmuyorum. Her gün değişik bir sokaktan gidiyordum. Ya her gün aynı yoldan gidilir mi ya? Bir yerden gidiyoruz. Bir gün İş Bankası'na oradan gidiyordum. Bir gün Akbank'ın oradan gidiyordum. Bir gün şeycilerin, börekçilerin olduğu sokaktan, yani Çiğdem Pastanesi oradan, bir gün daha arka taraftan, Baturay Kırtasiye'nin oradan, Milli Eğitim'in oradan. Ya her gün değişik bir yerden gideceksin. Hatta kapıya çıkıyordum. Şimdi diyordum İbrahim amca geçse buradan arabayla beni eve kadar bıraksa diyordum. Bakıyorum kırmızı Skoda'ya geliyor. Dur diyor taksi durduru gibi. Lan ne yapıyorsun diyordu. Ben dua ettim. Geçerken beni alsın götürsün diye. Kapıya özel taksi bir gelip eve kadar kendimi bıraktırıyordum. İnsan talep etmeyi bilmiyor. Her şey insan için yaratılmış ve insan etrafında dönüyor. Ve o dönen şeylerin kendisine hizmet edebileceğinden bile haberdar değil. Dün akşam öğretmenimle konuştuk. Geçen akşam ilkokul öğretmenimden bahsediyordum canlı yayında.
Bir baktım hocam canlı yayından beni görüntülü arıyor. Şaşırdım, dedim ki ya şu an herhalde seyrediyor ki bizi aradı. Meğer seyretme falan yok. Ondan bahsedince ilk defa beni görüntülü arıyor. Tam kaç yaşında? 5, 10, 10. 33 yıl sonra ilk defa yüz yüze görüştük. Hocam biraz önce sizden bahsediyorsun dedim ya. Nasıl yani dedi. Canlı yayındaydık hocam dedim. Allah Allah dedi. Ben de anlattım hocam dedim. Siz sınıfta beni çocuklar alkışlayıp sahneye çıkarmadan önce siz çok ciddi bir öğretmendiniz. Ben sizi çok seviyordum. Siz de beni seviyordunuz ama o kadar ciddiydiniz ki size yanlışlık bir şey söylerken bile dikkatle yanaşırdım. Aa, hocam falan yapamazdık hiçbirimiz. Arkadaşlar gidiyordu, bir sözcü oluyordu. Hocam Selman şarkı söyleyebilir mi diyorlardı. Hoca da ben gurur yaparım, utanırım diye kitaplarını düzeltir gibi yapıyordu böyle. Tamam söylesin diyordu. Herkes başladı alkışlamaya. Şimdi hoca izin verdi. Net alkışlayınca mecbur sahneye çıkıyorduk. Dedi ki sen dedi bunları unutmadın mı? Nereden aklına geliyor bunlar senin dedi. Hocam dedim. Eğer dedim o gün burası müzik okulu değil. Burası şarkı salonu da değil. Ya otur bakayım yine deyip arkadaşın yerine oturtursaydı o gün benim konuşma, Kur'an okuma, ilahi okuma, dua yapma, televizyon programı bütün hayallerim iptal olacaktı. Bugün çıktığım bütün programların duasının %100 ortağısınız hocam dedim. Sen dedi böyle teşekkür ediyorsun ya dedi. Onun için Allah sana hep verir dedi. Sen çocukken de böyleydin dedi. Çok güzel. Ama böyle bir hocaya düşmek de bir lütuf. Kader, zorladım Kader hanımefendi. Tabii. Çocuklar Zorladım. Birinci için sınıftan ikinci sınıfa başka okulda transfer yaptırdım kendimi. Hocamı da buldum. çocuklar için o zaman hemen bir tüyo vereyim hocam. Lütfen. Çocukları İhtiyacımız var. olanlar, yeğenleri olanlar için. Şimdi Rosenthal adlı bir araştırmacı 18 öğretmen 650 öğrenci için bir okul seçiyor. Öyle bir okul seçiyor. Ve sonra bu okulun çocuklarına IQ testi yapıyorlar. IQ testinin sonucunu çocuklara açıklamıyorlar. Veliler de bilmiyor. Şeyleri öğretmenlere sadece diyorlar ki sizin ilkokulunuzdaki şu çocuklar, sizin öğrencileriniz arasındaki şu 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 çocuklar normal zekanın üstündeler. Daha parlaklar. Oysa öyle bir şey yok. Hepsi aynı. Neyse, bir sene sonra aynı çocuklara tekrar zeka testi yapıyorlar. Aa, bir bakıyorlar öğretmenlere bu çocuklar parlaktır dedikleri çocukların zekaları fırlamış. Yani tabii o IQ çok hızlı fırlayan bir şey değil ama daha küçük çocuklar olduğu için yaşları müsait gelişme göstermişler. İnanamıyorlar neden böyle bir şey, nasıl böyle bir şey oluyor diye. Sonradan anlıyorlar ki kulaklarına fısıldadıkları öğretmenler bu çocuklar daha iyi diye o öğrencilere daha çok ihtimam göstermişler. Şu kullandığın kelime var ya, şu kullandığın ihtimam. 10 yaşındayım. Biraz hani hiç kimse bizi gösteriş yapmamaya yaklaşık olmadığımızı bilir. Yine de ben parantez içerisinde söyleyeyim. Kur'an kursunu yatılı olarak yazıldığımda 10 yaşındaydım. Kursumuzun başkanı aynen böyle kolları sıvamıştı. Abdest almak üzere. Abdest alma bölümüne geçerken bizim sınıfımıza girdi. Ama gerçekten ayakta protokol, hem alim hem muhteşem bir zihni olan bir insandı. Evet. Tabii o girince birkaç hoca da girdi içeri. En önde oturuyorum, hiç unutmuyorum. 10 yaşındayım, Kur'an kursunda 500 kişi var. Kur'an kursunun en küçük çocuğu benim. Çünkü herkes 12 yaşında geliyor oraya. Ben 2 sene erken başladığım için okula en küçük çocuk benim. Sordu bana. İlk defa kursa yanına gittiğimizde küçük diğer kursa. Bir satır okuttu. Döndü babamlara dedi ki bu dedi çok güzel hafız olur dedi. Ya da okuyamıyorum ki bir şey. Okuyamadım ben biliyorum. Ama koca Abdullah Vanlıoğlu 1.000 tane talebesi var bu adamın ve gerçekten çok kıymetli bir adam. O dedi ya içime bir şey geldi. Yaparım galiba dedim ben. Çünkü etrafımdaki insanların böyle bir şey dediği yok. İstediğim babam biliyor ve dua ediyor baba olarak. Ama yapabilirsin diyen yani bu işi bilen birisi demiyor. Ve kursta da sınıfta böyle yakalayınca şöyle bir yaptı hocalara döndü. Hocalar dedi, şu Selman'a bir ihtimam gösterin bakayım. Bu iyi bir hafız olacak dedi ikinci kez. Sanki bu lafı hocalara söylememiş gibi. Hocalar beni 7 sayfaya giderken atmaya kalktı. 14 sayfaya giderken atmaya kalktı. Yani Kur'an yarısından fazla ezberlemişim hala atmaya çalışıyorlar. Ya ne atıyorsun lan bitiriyorum işte ben. Okul bitti. Şey hafızlık bitti. Kur'an merasiminde, bitiş merasiminde
Hoca beni kürsüde imtihan etti. Aynı hoca. La cemaat dedi. Bu çocuk var ya bu çocuk. Aynen böyle. La cemaat. Bu hafızlar ya dedi. Herkes durdu. Dünya birincisi olacak dedi. İşte. Herkes amin diye bir bağırdı. Nasıl oldu diye düşündüm. 10 yıl sonra bu hocanın duası, o güzel gözü yaşlı insanların amini ve hocalarımın gayretiyle bu birincilikler geldi. Fakat yanlış anlama, başka kursa gitsem Yok yok. bu ufku veren adım olmadığı için böyle bir şey hayal bile edemeyeceğiz. Onun için iyi bir sanatkara düşmek, iyi bir öğretmene düşmek, iyi bir işleyiciye düşmek. Kapalı her şey bir sürü taş geliyor ama bazı usta da şaheser oluyor. Bazı yeni Doğru. yetkin usta da ziyan olup gidiyor. Gene o zaman çocukları olanlar için söyleyeyim ya da yanında birilerini çalıştıranlar için, yeğenler için. Senin başına geleni hoşlarına giderlerse baksınlar, bir başka derse ben de anlatırım. Kendini doğrulayan, kendini gerçekleştiren kehanet deniliyor. İnançlarımız davranışlarımızı şekillendiriyor. Bunun adı kendini gerçekleştiren kehanet. Kehanet. Başka bir adı daha var literatürde. Pigmalion efekt diye. Pigmalion Kıbrıslı bir heykeltıraş. Bir işte erken devirlerde yaşayan birisi. Bir tane heykel yapıyor, kadın heykeli, ve ona aşık oluyor. Aşık oluyor, ancak tabii beraber olması imkansız. O zamanın aşk tanrısı işte Afrodit, ona bereket tanrısı da o, adaklar adıyor falan. Sonra eve döndüğünde bir bakıyor, heykel canlanmış, o kadınla evleniyor falan. Şimdi bu heykeltıraşın efektine Pigmalion efekt deniliyor. Yani bir şeyi çok istersen ve davranışını ona göre yönlendirirsen, hiç daha kuantuma falan girmiyorum diye. Size anlatacağımsa başka bir şey. Pigmalion etkisinin tam tersi var. Golem efekti. O da nedir biliyor musunuz? Birisine, çocuğunuza, yeğeninize ya da arkadaşınıza senden bir halt olmaz dediğiniz zaman, istatistiklere göre çok az insan hırslanıp tersini yapıyor. Çok söylediğinizde boyun eğiyorlar ve maalesef bir işe yaramayacaklarını düşünüyorlar. Yani bir tarafta olumlu etki, bir tarafta da tam tersi var. Bir gün istenirse anlatırım. İnsanlar kendilerine yapılan aynısını çocuklarına yapmaya çalışıyorlar. Mesela bu akşam biz ailece kardeşler bir aradaydık. Herkes üniversite mezunu, herkes master'dı. İşte okumuşlar. Bizim soyadımız da okumuş olduğu için okuyor okuyor uğraşıyoruz işte okumuş okumuş. Abim kızına şey oğluna işte şöyle yapıyor böyle yapıyor hemen bir şikayetçi oldu. Ufak kardeşim döndü. O yaşlarda sen Tom Hanks, Texas, Lago'dan başka bir şey okuyordun. Okumuyordun yanlış hatırlamıyorsam. Öyle değil mi sen abi dedi bana döndü. Vallahi Tom Hanks, Texas'tan geri kalan zamanlarda da televizyonda yeni çıkan magazin programlarını çok iyi takip ediyordu. Peki dedim şimdi çocuğuna niye kızıyorsun? Çocuğunda kendini görüyorsun da ona kızıyorsun. Bence babamın sana yapmadığını düşündüğün şeyi aynısını sen yapıyorsun. İnsan gördüğünü yapıyor. Akademisyen olması, profesör olması, işi çok iyi biliyor olması bir şey ifade etmiyor. İlahiyattaki YÖK başkanı, yönetiminde olan Profesör Doktor Haris Ayhan Hoca anlattı derste. Hiç unutmuyorum. Yandaki Profesör Hoca hocanın odasına gelmiş. Ya ben bu oğlunu öldüreceğim. Bize de derste anlattı. İsmini vermeden hocanın. Ya hocam otur bakalım hele. Ya geberteceğim bu çocuğu. Ya otur bakalım öyle demiş ya. Ne oldu? Ya bu çocuk sabah akşam basket, sabah akşam basket, sabah akşam basket. Tutturdu basket. Ne namaz kılıyor, ne söylediğimi yapıyor, ne git dediğimi yapıyor. İşi gücü basket oynamak diyor. Ya beni öldüreceğim bu çocuğu diyor babası. Profesör de olsa insan baba yani. Demiş ki buraya niye geldin? Ne bileyim ya demiş. Nasihat versem yapar mısın? Yaparım demiş. Yapmazsın demiş hocam. Yaparım demiş. Bak söyleyeceğim yapacağım mı demiş. Yapacağım söz demiş. Sen demiş şimdi git bir basketbol topuyla eşofman takımı al demiş. Ya ne diyorsun demiş. Ben onu oynamasını istemiyorum demiş. Ne istiyorsun demiş. Derslerine çalışmasını, namaz kılmasını, bir takım özel kurslar almasını falan. Tamam demiş. Sen bir eşofman takımı al, bir de basket topu al. Ya ben vermem demiş ya. Tamam sen verme demiş. Eşofman takımı ile basket topunu hanımına ver. De ki, oğlum
Bunu baban sana aldı. Ve hiçbir şey söylemedi çocuğa. Akşamleyin annesi eşofman takımıyla basket topunu oğluna hediye ediyor ayakkabılarıyla beraber. Anne bu ne diyor? Baban aldı oğlum diyor. Hiçbir şey yok evde. Başka bir şey konuşulmuyor. Ertesi gün çocuk namaza başlıyor. Babasının yapmasını istediği şeyleri tek tek yapmaya başlıyor. Tekrar okula geliyor. Hocaya sarılıyor. Allah senden razı olsun. Çocuk katili olacaktım. O kadar cinnet geçiriyordum. Çocuğuma lafım geçmiyor diye. Küçücük bir hareket. Küçücük bir hareket ama tersinden, inattan değil. Bir şeyi görmezden gelerek değil. Çocuğun o yöndeki kabiliyetini eze eze ondan uzaklaştırmak değil. Ebru'cum bizim evde Allah razı olsun annemden babamdan ufak bir hava atayım. Hiçbir zaman hiçbir kardeşimizin ne araba aldığı, ne ev aldığı, ne okuduğu, hangi kursa gittiği, hangi alanda branşlaştığı hiçbir şeye karışılmadı. Sadece şu söylendi. Hiç kimsenin bir şeyine göz dikmeyin. Onda var, bende niye yok demeyin. Allah size en büyük kıymeti verdi. Bunun üzerine ilmi inşa edin. Allah rızka kefildir. Doğru sözlü olun. Herkesi biliyor kabul edin. Bu bilmiyor nasıl olsa deyip değerlendirmeyin. Ve herkesi kucaklayarak, Allah'a inanarak yolunuza devam edin. Bakın bütün kardeşler hepsi farklı farklı alanlarda çalışmalar yaptılar. Hala hiçbirisi hangi okulda okuduğumuzu bilmez. Ama sağlam bir inançla inanarak öne itmişlerdi çocuklarını. Ben bunu söylerken biraz örnek olsun diye söylüyorum. Anneler imtihanda kapılarda yerlerde yatıyor kitaplar yazsın. Ya git evde otur sana güveniyorum oğlum de. Ondan sonra hayat boyu arkanda istediyor. Kız beğenecek. Anne oğlum sen beğeneceksin ben değil ben duasını yapacağım. Sen beğeneceksin. İş yapacak. Anne para versene. Ya bir gün bir araba sattım gençliğimde. Adam tamam dedi. Bütün arkada sıradakileri gönderdim. Ebru. Anne dedi. Sen neredesin? Araba pasanındayım. Araba aldım anne. Gebertirim seni. Çabuk buraya gel dedi. Kapattı. Annem istemiyor. Kusura bakmayın dedi. Bu erkek ya. Bu adamla evlenen kadın ne yapabilir? O anne nasıl bir anne çocuğunu? Erkek çocuğunu tabiri caizse kız gibi yapmış ki kızlar bile o şekilde evet efendim tabii efendim yine sevmem bu şekilde olsun. Yanlışı da evet doğruyu da evet. Olur mu böyle şey? Karaktersiz sıfır. Böyle adamdan lider olur mu? Toplumda nefer olur mu? Biz bunları bitiriyoruz. Erdemli yaşamak dedik. Erdem'e dönelim tekrar konumuza. Dönelim. Hakkınızı verdin son 10 dakika çünkü. Erdemli insan biz nasıl oluruz dedik. Erdemli insanı nasıl anlarız? Onu biraz seçici olmamız lazım. Hayatımızda emin adımlarla yukarıya doğru çıkıp daha fazla insana hitap edebilmek, Tabii ki. daha fazla insanla buluşabilmek, daha faydalı olmak adına. Nasıl anlarız? Bodrum'dan Ayşenur yazmış. Ben onu tanırım. Gerçekten erdemli olan. Buradaki bir sürü arkadaşım da var. Birincisi menfaatleriyle çakıştığında bir insan erdemli mi değil mi anlarsınız. Wow, süper. İki, zor döneminde anlarsınız. Çünkü insanlar zor dönemlerinde hırçınlanmaya meyillidir. Üç, eline güç geçtiği zaman anlarsınız. Şems-i Tebrizi'nin çok güzel bir deyişi var, ona mal edilen. Mühim olan yükseklere çıkıp hayata tepeden bakmak değil diyor. Eşit mesafede kalabilmek. En yukarıda olan insanın söylediği lafa bak. En yukarı anında çıkıp muhteşem buluşmaları yaşayan insanın ifadesine bak. En aşağıdaki insanla da aynı mesafede kalabilmek. Her insan bence her insanın kıymeti ve güzelliği bence şu hayata verdiği erdemleri oranıyla anlaşılıyor. O erdemleri ne kadar yansıttığıyla anlaşılıyor. Gene bir arkadaşım var, ressam bir arkadaşım Pınar, şu anda yayında gördüm. Pınar bir sanatçı. Sanatçılığının yanı sıra durup durup birileri için projeler gerçekleştiriyor. Kars için küçük küçük şey de burada, Güner de burada, Güner de bize yardım etti. Kars için küçük örgüler ördürttü, o çocukları ördü, kaşkollar örüldü ve böyle bir şeye ihtiyacı yok ki.
Yani ressamım diye çok havalı bambaşka bir hayat yaşayabilir Pınar'da. Biz gerçekten bu konulara biraz dikkat ettiğimizde erdemin neler gerektirdiğini de çok iyi anlıyor olacağız. Ve cesareti de çok iyi anlıyor olacağız. Çünkü hocam namaz 5 vakit, ahlak 24 saat derler. Ya peki. Peki erdemli insan. Tabii insanın karnı aç olunca, hayatı aç olunca, hazımsız olunca, paylaşmanın kıymetini bilmeyince, anneden babadan onu da var bizde niye yok? Sofrada hep bunu dinleyince, babasının parası var. Babası ne çocuklarına ne de başkalarını koklatıyor. Böyle bir ailede büyüyen bir adamı erdemi anlatamazsınız. Erdemi anlatsak da bu zaten erdem asırlardır filozofların da konuştuğu mevzular, İslam bilginlerinin de konuştuğu konular. Fakat bir şeyi ezberlemek, mesela Kur'an'ı ezberlemiş olmak, hasbelkader yolun ilahiyatı düşmüş olmak, hasbelkader bu sene din ilimlerinde meşgul olmaya başlamak demek bu işi hemen anlamak, kavramak anlamına gelmiyor. Çocukken nasıl anladım biliyor musun Ebru'cum? Adam konuşuyor. Herkes şöyle dinliyor adamı. Adam konuşurken böyle susuyor adam nefes almak için. Susunca daha böyle yapıyorlar. Adamın susmasını dinliyorlar daha çok. Ben ona hasta oluyorum. Ben insanları dinliyorum. Ya susuyor adam, konuşmuyor. Sustuğu an daha çok yapışıyorlar üzerine. Ne var o anda? Ne var? O adamı konuşturan güç ne? O gücün kaynağı neresi? Ve konuştuğunda karşıdaki insanı neden bunları konuşturuyor Allah? Bu erdemli olmak, erdemliler hareketi, erdemliler, fuzul, fil fudul, peygamberimizin kurduğu ekibin adı da bu. Faziletliler hareketi grubu, erdemliler grubu işte oradaki adı da. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte bu STK'yı o gün başlatmış. Biz STK'yı şurada 10-20 senedir kullanıyoruz hayatımızda. 1986'da sivil toplum kuruluşları mı vardı? Belki birkaç tane vardı, 10 tane, 20 tane de konuşamıyorlardı bile, sesleri çıkmıyordu. Ben şimdi bu hususta erdemli insanla alakalı şunu söylemek istiyorum. Erdemli olunca kim seviyor bizi? Hadi erdemli olduk. Kim seviyor bizi? Kim sevecek bizi? Kimle kucaklaşabileceğiz? Kimle anlaşabileceğiz? Kimle aynı Hocam mecliste buluşacağız? Hadi. Hazreti Ali'nin bir lafı var. Diyor ki erdem sahibinin değerini ancak bir başka erdem sahibi bilir diye. Şimdi Ne güzel. bu yüzden biz erdemi beğenilmek için, tapılmak için, harikayız denilsin diye, karı bulmak için, kız bulmak için, koca bulmak için erdemli olmuyoruz. Bundan sıyrıldığımız zaman, hayır, sevilmek için falan da erdemli değiliz. Biz erdemli olmak için erdemli olmaya gayret gösteriyoruz. Lütfen bunu anlayalım. Anlatmaya gayret gösterdiğim şey de bu. Hocam Haşa, bir sordum çok önemli sordum. çizgi. Buyurun. Erdemliyim falan da demiyorum. Yani Estağfurullah. bu belki buradaki herkesten daha fazla günahım vardır. Ama Konu şu ki, olmayı haklı. denemeyi denemek ve pişman olmak, hatadan pişman olmak en vahşisi bence bir insanın hata yaptığında ya da günah işlediğinde pişman olmaması. Bu çok vahşi bir şey. Zaten suçlu pişman olmayınca ona hiçbir af indirim de uygulanmıyor biliyorsun. Devlet sisteminde de böyle, ilahi sistemde de böyle. Ebediyen kalmak üzere cehennem. Şimdi muhteşem bir noktaya geldi. Dedim ki kim sevecek diye. Allah ve melekleri sevecek. Allah sevince melekleri de sevdiriyor. Allah meleklerini de emrediyor. Ben filanca kulumu çok seviyorum. Siz de sevin. Hatta tüm insanlığa sevdirin diyor. Ben söylüyorum bu PR'la kimse uğraşamaz yani. Dünyanın en büyük PR şirketiyle anlaşsanız bir başka kul için bu laf söylendi de sizin için söylenmediyse onunla yarışamazsınız. Çünkü melekler çalışıyor ona. Görünmeyen ordular çalışıyor. Sevin bunu diye, sevin bunu diye. Ya ne kadar sevimli bir adam. Ya ne yaptı bu adam? Bir şey yapmadı ki, daha yeni geldi buraya.
Yok ya, çok hoş bir adam. Sevdim. Enerjisini çok sevdim. Bugün konuşulan kelime bu. Adamı tanımıyorsun. Tanımadan seviyorsun. Niye? Allah sevdi onu. Seçti. Meleklerine de sevin ve sevdirin dedi. Hanımefendi, sizin yaptığınız hizmetler dünyada arkanızdan gelir, önünüzden gider, ahirette de gelir. Zahmetli işler. Ben bu işler çok zahmetli işler. Camiden bilirim. Çok etkilenmiştim. Kadıköy'de bir caminin imamı yılın imamı ödülünü aldı önceki sene. CNN Türk haber yaptı. Haberlerde tam böyle başladı. Bak hocam dedi, yılın imamı olmuş. Adamın başına gelmeyen kalmamıştır dedim. Mikrofon hocadayken konuşmaya başladı. Efendim dedi, ben daha önce Milli Eğitim'de çalışıyordum. İmamdan sonradan geçtim. Çok kıymetli vazife. Ama dedi, çok yoruldum dedi. Başına gelmeye kalmamıştır dedim ya. Şikayet edemiyor şimdi. Çünkü güzel bir şey yaptığınızda şeytanlaşmış kalpler sizinle uğraşmaya başlıyor. Diyor ki, ne var ya bunda diyor. Ne yapmış ki? Gece gündüz fakir fukarayı sokaklarda doyurmuş. Caminin bahçesini sohbet meclisine çevirmiş. Caminin içini kütüphane yapmış. Camiyi vakit namazlarında Allahu Ekber, Esselamu Aleyküm, El Fatiha. Adam bir de bir şey de konuşmuyor. El Fatiha. Türkçe bir şey de konuşmuyor. Dolayısıyla cemaat de bir şey anlamıyor. Sadaka Arapça, Allah'a emanet, Arapça, El Fatiha. Böyle hoca çok güzel. Ama hoca bir şey anlatınca birisinin kanına dokunuyor. Tabii. Para çalan, para satan hırsız da geliyor camiye. Ona dokununca da şeytan diyor ki, bak diyor, seni biliyor bu diyor, sana oradan giydir diyor. Sen bu hocaya şikayet et, buradan gitsin diyor. Açıyor telefon müftülüğe. Hay hay efendim diyorlar, adam operasyon yapıyorlar. Adam bunları yaşadığı için talebeyle uğraşınca bunlar çok fazla başınıza gelmiyordu. Camide şeytan generallerini gönderiyor, camideki uğraşıyor. Kendi hayatımdan biliyorum. Onun için Allah'ın ve meleklerinin sevdiği insan olmaktır, erdemli olmak diye ben acizane kendi vecimden vecd ile Kahve. bu ifadeyi kullanmak Hocam isterim. sen konuşurken benim gözlerim yaşardı şundan dolayı. Kuzenim Metehan'ı gördüm girmiş. Hani bir tarif etmiştin ya birisini böyle çok seversin uzaktan bakarken diye. Metehan'ın rahmetli babası Allah'a Ertuğrul Bey rahmetli nur yüzlü birisiydi. Rahmet istedi herhalde. Allah gani gani rahmet rahmet. eylesin. O insanda ne vardı diye baktığımda bizi o kadar sevdiren, az görüştüğümüz halde bana prensesim derdi. Onun haricinde bir şey vardı. Gerçekten iyi insanlardı Selma. Yani Evet. iyi insan olmak bir başkası için kötü düşünmemekle başlıyor. Yani En yarın kolay öbür hareketten ama en zor eylemden. kötü düşünce herkese gelebilir. Geldiği zaman hadi bakayım sen öteye başka bunu başka düşünceye geçirme ahlakıyla başlıyor. Ertuğrul Beyler böyle insanlardı. Anneannem böyle insanlardı. Eminim şu anda izleyen 800'e yakın insanın arasında da pek çoğunun anası babası umarım böyledirler. Şimdi bizim görevimiz bu. Diğerlerine bizden daha küçüklere bunu anlatabiliyor olmak. Yaşayarak anlatıyor olabilmek en güzeli, tavsiyemiz bu. Kıymetli üstadım, 1 dakika 34 saniyemiz kaldı. Tabii size doyum olmaz biliyorum. 3 saatte kalsak şu sabit, gönlü, güzel izleyici kitlemiz bizle beraber olacaktır. İnşallah Instagram TV'ye bunu atacağım. Atmaya çalışacağım. Oradan tekrarını seyredebilirsiniz. Zira Ebru hocamın her bir sözü ansiklopedi maddesi gibi, her sorumuz da cevabıyla muhteşem bir uyum içerisinde oldu. Her hafta çarşamba günü Allah lütfederse sizlerin sayesinde ben de Ebru hocamdan istifade ediyorum. İyi ki bu program başladı. Zira Ebru hocamı haftada bir gün bir saat bulmak için ne randevular, ne rezervasyonlar. Yavuzcan Bey'in yakasına yapışıp, abi şu randevuyu kopar şu. Zira ilk tanışmamızda kaç gün bekledik sizinle buluşabilmek için. Onun için bu buluşmaların Hilfil Fudul, Faziletliler, Erdemliler grubu gibi bir grup olmuş oldu. Şu an bizde bu saati paylaşanlar. Erdem'le alakalı aklımıza takılan, aklımızda olması gereken her şeyi bizle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah anne babanıza, evladınıza, sevdiklerinize bağışlasın Amin. inşallah size. Ülkemize bağışlasın. Zorla ama sevgiyle bize hayır yaptığınız için tekrar teşekkür ediyoruz.
Sevgili dostlar, Ebru Nurluoğlu, Doktor Ebru Nurluoğlu yine bizle beraberdi. Haftaya aynı saatte burada yine sizlerle beraber olmak ümidiyle her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet.